Bora Bey, e-girişime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizden hikayenizi dinleyeceğiz. Bora Koç Yiğit'in hikayesi biraz eskilere dayanıyor. 2000'li yılların başına, hatta 90'lı yılların sonuna diyeyim. Ben ilk iş olarak Yapı Kredi Bankası Hazine Bölümünde iş hayatıma başladım. 21 yaşındaydım o zaman. Açıkçası bankaya girerken de bir bankacı olmayacağımı bilerek girdim. Ama hani erkeklerde vardır ya, 30 yaşını aşmamış, askerliğini yapmış, 2-3 yılda tecrübeli. O CV'yi yapabilmek için esasında girmiştim. Ama o dönemde tanıştığım insanlar, yaptığım network beni tesadüfler zinciriyle bugünlere kadar getiren kariyerimin başlangıcı oldu. Bir yandan da spor hayatım, sporla çok ilgili bir insandım. Futbol oynadım, altyapı takımlarında profesyonel, yarı amatör olarak. Ondan sonra hakemlik, futbol hakemliği yaptım. İşte o futbol hakemliği devam ederken hazinecilik hayatına başlayışım, özellikle 2000'li yıllardaki finansal kriz yılları, 2000-2001 krizleri döneminde bir hazine departmanında olmam beni tesadüflerle birleşerek bugünlere kadar taşıdı. Sonrasında Yapı Kredi'den sonra çok ufak bir girişimcilik tecrübesi, deneyimim oldu. Ki büyük bir başarısızlıkla neticelenip hemen kapattım, bitirdim onu. Bir an evvel bildiğim alana geri dönmek üzere. Sonrasında esas beni ben yapan yer olan Lig TV, bugünün Beyin Sports'una girdim. Orada 10 yıl süren bir çalışma hayatım oldu. Ne yapıyordum orada? Oradaki görevim benim spor hakları departmanında çalışıyordum. Spor hakları departmanı şu demek: İnsanların evinde Beyin Sports var. Bu Beyin Sports'un içinde çeşitli kontentler var. Ben spor kontentiyle alakalı olan birimdeydim. Yani insanların izlediği futbol, işte Euroleague, Wimbledon, İngiltere futbolu gibi hakların alınması, takip edilmesi, bu kurumlarla ilişkilerin yönetilmesi, Türkiye'deki kulüplerle ilişkilerin yönetilmesi, yani biraz da idari taraf, ekran önü değil de idari tarafla ilgiliydim. 2014 yılında da Riot Games bünyesinde çalışmaya başladım. E-spor birimine geçtim Riot Games'de ve Türkiye'de özellikle League of Legends e-sporunun profesyonel bir hale gelmesi üzerine çalışmalar yaptım. Hani en öne çıkan çalışmalar neydi dersen, özellikle 3 büyük takım olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın e-spor takımlarının kurulmasına öncülük etmek derim. Ve Türkiye'de e-spor bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar derim. Ben ilk Lig TV'de çalışırken Riot Games'e gidiyorum dediğimde bizim birçok Türk medyasının çok önde gelen kişileri bana ya sen bir yere gidiyormuşsun ama nereye gittiğini hiç anlamadık demişlerdi. Ve Riot Games adını da duymamışlardı. Fakat ben Riot Games'den ayrıldığımda artık herkes Türkiye'de Riot Games'in adını duymuştu. Özellikle e-spor anlamında neredeyse değil büyük final maçlarının Beyin Sports'tan ya da benzer platformlardan yayınlandığını şahit olduk. Dolayısıyla ondan sonra da Riot Games'den sonra da esasında Riot Games'de çalışırken gördüğüm girişimcilik üzerine olan fırsatları değerlendirmek amacıyla 2019'un Mayıs ayı sonunda Riot Games'den ayrıldım. İşte 1 yıl 5 aylık bir süre oldu bugün itibariyle. Bu süre zarfında da ayrılışıma sebep olan o fırsatları hayata geçirmek için çalışıyorum. Şu anda 2 tane oyun stüdyosu, bir tane oyun platformu, yani rekabetçi oyun platformu, bir tane e-spor takımı, bir tane e-commerce, bir tane de prodüksiyon üzerine olmak üzere çeşitli yatırımlarım var. Tabii bir de Vplay var. Vplay de yeni oldu. Burada da Türkiye'de son derece potansiyeline inandığımız oyun sektöründeki gençlere, girişimcilere destek olabilmek amacıyla kurduğumuz bir yatırım şirketi Vplay'de. E-spor var, oyun girişimciliği tarafı var. 2014'lü yıllarda nasıldı? Daha sonrasında sizin bu alana yönelmeniz nasıl oldu? Yani aslında birazcık daha nasıl merak ettiniz o süreci? Şöyle, 2014 senesinde de zaten oyun sektörü gelişmiş bir durumdaydı. Dünyaya baktığımız zaman oyun sektörü 150 milyar dolarları aşmış durumda bugün. O dönemlerde de 100 milyar civarındaydı. Fakat ülkemizde aldığı pasta biraz daha küçüktü. Türkiye'de aldığı pasta. Şu anda da yaklaşık bildiğim kadarıyla 1 milyar dolara yakın bir oyun sektöründen bahsediyoruz Türkiye'de. O dönemde hatırladığım kadarıyla büyüklük 200-300 milyon dolar olması lazım. Tabii benim gördüğüm en önemli etken Türkiye'de bu işe yatkın çok genç bir nüfusun olması. Türkiye'yi dünyadaki diğer ülkelerden öne çıkaran en önemli faktör genç nüfusun yüksek sayısı.
Dolayısıyla burada zaten yetenekli, zaten girişimciliğe meraklı bir nüfusumuz var bizim, gençliğimiz var. Tabii oyun sektörünün dinamizmiyle, oyun sektörünün eğlenceli yapısıyla bu gençliğin ruhu birleşince çok büyük fırsatlar çıkartabiliyor ortaya. Zaten baktığımız zaman dünya oyun ekosistemine yapılan son 4 yıldaki yapılan exit sayısı Türkiye'de çok fazla. Yani Gram, Mosomo ve Peak exitleri bize bir şey gösteriyor. Bu bir tesadüf değil. Türkiye'nin genç nüfusu ve bu genç nüfusun girişimcilikle ilgili olan merakı, bir yandan da oyunlara duyduğu tutku esasında burada çok öne çıkıyor. Ve bizim son yıllarda yapılan exit sayısına baktığımız zaman Türkiye'den Peak'in öncesinde Gram ve Mosovo'nun yapmış oldukları başarılı exitler bize bunu gösteriyor zaten. Ben burada çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde çok başarılı exitleri tekrar göreceğimizi düşünüyorum. Exit göreceğiz ama unicorn görecek miyiz? İnşallah. Görmememiz için hiçbir sebep yok. Böyle isim vermeniz gerekmiyor ama kafanızda böyle unicorn olacağını düşündüğünüz girişim var mı? Var. Ya da kesin olur dediğiniz var mı? Kesin demek yanlış olur. Çünkü ama şu var, gelişimlerini görüyoruz. Gelişimlerini gördüğümüz stüdyolar içerisinde aynen Peak'in yapmış olduğu adımları atmaya gayret eden, hatta Peak'in zamanında belki yapmadığı şeyleri de görüp onları da yapmaya çalışan girişimciler var Türkiye'de. Bu girişimcilerin başarılı olma şansları var bana göre. İnşallah da olurlar. Unicorn olur mu olmaz mı bilmiyorum ama o potansiyeli taşıyan var. Var yani, ben inanıyorum açıkçası olabileceklerine. Kendileri de inanıyorlar bu arada. O nedenle çalışmalara devam ediyorlar. Bir sene evvel, 1,5 sene evvel hayata girmiş olan stüdyolardan şu anda 35-40 milyon dolar değerlemelere ulaşmış olanlar var. Dolayısıyla bunlar bir senede bu adımı yaptıkları için bize bir sene daha bakmak lazım. O bir senede 200-300 milyon dolar bandına gelebilirlerse işte bu o zaman unicorn olma yolunda çok önemli bir gösterge yapacak bize. Bunu da dediğim gibi önümüzdeki sene bu zamanlar yine konuşuruz. O zaman isim de veririm stüdyoların. Süper olur. Oyun girişimciliği sektöründe ne tür bir eksiklikler gördünüz de WePlay Ventures'ı kurdunuz? Yani yatırımcılar 5 sene önce nasıldı, şimdi nasıl bakıyor bu sektöre? Süper soru. Çünkü açıkçası benim hayatımda hep şu var. Ben bir şeyler yapmaya kalkarken hep önceki deneyimlerimden bir şeyi nasıl yapmayacağımı öğreniyorsam o zaman giriyorum. E-spor takımı kurma nedenim de bu. Ben e-spor ve spor kulüpleriyle çok yakın çalıştım. Sonrasında e-spor kulüpleriyle çok iyi çalıştım. Neyin nasıl yapılmayacağını çok iyi biliyordum. Ve dedim ki ben bir e-spor kulübü kuracağım. Ne yapacağımı bakalım. Orada deneyip dururum ama ne yapmayacağımı biliyorum. Esasında WePlay'deki iş de buna çok benziyor. Neden? Şimdi ben bir oyun stüdyosu Türkiye'de yönettim. İki tane dediğim gibi oyun stüdyosunda da yatırımım var bireysel olarak. Hangileri bunlar? Bir tanesi Hero Concept, Indie Game Studio. 4 platforma yayın yapıyor. Bir tanesi de Ace. Ace de sevgili Hakan Baş'ın kurduğu Hyper Casual üzerine başlayan ama şu anda Casual tarafa da yönelen bir oyun stüdyosu. İkisi de çok benim umut duyduğum, yükseleceklerine büyük inancım olan stüdyolar. Şunu gördüm. Oyun girişimcileri, yani oyun girişimcileri kimler? Yazılımcılar daha çok. Bu işi bilen, kendileri masanın başında olan ve işin başında olan insanlar. Bunlar ne yapacaklarını biliyorlar. Yani bunların product'la ilgili bir soruları, product'la ilgili bir sıkıntıları yok zaten. Product'la ilgili sorularını soracakları kitle de var. Bu kitle ne? Oyuncu kitlesi. Dolayısıyla yatırımcının product'la ilgili olaya girdikleri zaman oyun stüdyosunu kuran kesim çok ciddi rahatsızlık duyuyor. Bu bir. Yani yatırımcının bilmediği, ki %99 yatırımcılar oyun sektörünü bilmiyorlar. Bilmedikleri bir product hakkında yorum yapmaları ya da bilmedikleri bir product hakkında aslında şu şöyle olsa daha iyi olur demeleri oyun stüdyolarını geriyor. Bu bir. İki, yatırımcılar biraz sabırsız. Oyun stüdyoları, oyun işi öyle bir iş ki siz bir işe para toplayıp giriştiğiniz zaman o işin başarıya ulaşması tabii ki yaptığınız oyunun janresine göre değişiklik gösterir ama hyper casual değilse eğer minimum 16 ay, 17 ay. Yani daha öncesinde oyun üreten stüdyolar yok mu? Olabilir tabii ama istisnalar kaideyi bozmaz. Yani diyelim ki siz bir oyun stüdyosu kuruyorsunuz ve AAA oyun hazırlayacaksınız. Minimum 5 yıl. Yani şöyle söyleyeyim, League of Legends'ı publisher olan Riot Games'in ikinci oyunuyla birinci oyunu arasında kaç sene fark var?
10 sene fark var. 10 sene zarfında Riot Games acaba oyun hazırlıklarına çalışmadı mı zannediyor insanlar. O 10 yıl zaten hazırlık dönemi. Dolayısıyla bu gerçekten çok zor bir iş. Burada sabırlı olmak gerekir. Eğer yatırımcı yatırımı yaptıktan sonra hemen oyun stüdyosundan çıktı beklerse, tekrar söylüyorum bu oyun canlısıyla çok alakalı bir şey ama yani hyper casual bir stüdyoya yatırım yapıyorsanız tabii ki 2 ay sonra oyun beklemek hakkınız. Nereye yatırım yaptığınızı bilmek, nereye yaptığınız yatırımın karşılığında ne kadar sabredeceğinizi baştan bilmek durumundasınız. Yatırımcı tarafında benim eksik gördüğüm şeyler biraz bunlardı. Çünkü duyduğum benim oyun stüdyolarıyla yaptığım görüşmelerden ya product'a müdahale etmeye çalışan yatırımcılar ya da biraz süreci hızlandırmaya yönelik taleplerde bulunan yatırımcılar var. Bu ikisi de oyun stüdyolarının yatırımcılara biraz daha farklı gözlerle bakmasına sebep olmuş bu son 2-3 yıllık süreçte. Peki hangi tür oyun girişimlerine yatırım yapacaksınız ve yatırım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Her tür oyun stüdyosuna yatırım yapacağız. Belli bir spesifik şuraya yapacağız, buraya yapmayacağız diye hiçbir ayrımımız yok. Fırsat gördüğümüz, ekibine inandığımız, fikrine değer verdiğimiz ve gelişimlerini gördüğümüz bütün her oyun canlısına yatırım yapabiliriz. WePlay, Hypercage'da da yatırım yapacak. AAA olma potansiyeli olan oyun stüdyolarına da yatırım yapacak. Konsol ya da Nintendo gibi Switch platformlara yatırım oyun üreten stüdyolara da yatırım yapacak. Bizim ilk önce baktığımız şey ekip. Çünkü bu işi yapacak olan kişiler oradaki ekip ve kurucular. Kurucuların kendilerine biçtikleri değer ve yaptıkları işe olan inançları ve ekibe olan inançları. Bu çok önemli bizim için. Biz ilk önce buna bakıyoruz. Tabii sonrasında fikrin orijinalliği. Çünkü oyun dünyası öyle bir dünya ki. Siz bir oyun yapıyorsunuz. Yani o var olan oyunlar zaten çok sık çehre değiştiriyor. Değişip değişip tekrar çıkıyor ön plana. Dolayısıyla burada orijinal bir fikir yakalayan eğer bir girişimci varsa bu arkadaşlara destek olmayı çok istiyoruz ve severek yapıyoruz bunu. Ekip diyorsunuz da şu an benim görüştüğüm oyun girişimlerindeki en büyük sorunlardan biri de ekip kurma süreci. Doğru. Burada sizin bir desteğiniz olacak mı ya da burada ekibin tam olarak hangi kısmına bakıyorsunuz? Çünkü bazen kurucular çok iyi olabiliyor. 1-2 kişilik de ekipler olabiliyor. Yani toplamda 3-4 kişi olabiliyorlar ama o büyüme noktasında o tasarımcısı, illüstratörcüsü, yani birçok işte teknik terimi var. Doğru. Bu kişileri bulmak çok zor oluyor onlar için. Doğru. Bizim burada öncelikle şu önemli. Biz ekip planlaması yapılmış mı? Ona bakıyoruz. Yani bir oyun stüdyosunda neler olmalı ya da neler olmamalı bunu biliyoruz. Ve ekibi incelediğim zaman bir stüdyoda, henüz fikir aşamasındaki bir stüdyoda zaten 20 kişinin çalışmasını beklemezsiniz. Ama planlarına bakıyoruz. Genelde oyun stüdyolarının kurucuları, ortakları, biri creative lead oluyor, biri işte yazılımın başındaki arkadaş oluyor, biri grafiğin başındaki arkadaş oluyor. Çünkü sonuçta bu arkadaşlar bir araya bir fikir üzerine gelmişler ve bir ortaklık yapmışlar. Kimisi şirketleşmiş, kimisi şirketleşmemiş henüz. Şirketleşmemesi olması WePlay için dezavantaj değil bu arada. WePlay o şirketleşme yönünde de destek oluyor. Fakat şuna bakıyoruz, sizin planınız ne? Plan geliyor. Ve şu geliyor mesela deniyor ki biz işte bu yatırımı alırsak şöyle bir ekip kuracağız. O zaman o şöyle bir ekibe bakıyoruz biz. Diyelim ki bize göre ekip şeyi yanlış, structure'ı yanlış. O zaman o yönde mentörlük yapıyoruz arkadaşlarımıza. Dediğiniz çok doğru. Türkiye'de belli başlı title'ları bulmak gerçekten zor. Yetenekli oyun sektörü çalışanları çok fakat oyun stüdyo sayısı o kadar arttı ki talent sayısı biraz stüdyo sayısının altında kaldı. Şöyle bir şey de olabilir mi? Bazı oyun girişimleri işte yeni kurulma aşamasında olduğundan dolayı bütçe olarak iyi yazılımcıları alamıyor da olabilir. Doğru. Tabii ki öyle. İşte zaten biz de bizden alınacak yatırımın nerelere kullanılacağını görmek istiyoruz. Görmek istediğimiz şey bu tamamen. Maaş. Tabii ki. Aynen. Yani oyun stüdyoları artık Türkiye'de de çok ciddi maaşlar ödemeye başladılar. Bu da demin dediğim gibi sınırlı sayıda talent olduğu için talent'ın iyi oyun stüdyolarına ya da yüksek maaş veren oyun stüdyolarına gitmeleriyle sonuçlanıyor. Bu neye yol açıyor? İşte yeni girişen işe, yeni girişen stüdyoların bu talent'ı çok alamamalarına neden oluyor. Burada WePlay olarak bizim yapmak istediğimiz zaten bizim çok ciddi bir network'ümüz var. Bu network'ü de kullanarak
iyi ve doğru yetenekli kişileri doğru stüdyolara yönlendirmeye de çalışacağız. Bu da bizim yani öncelikli hedeflerimizden biri. Peki şu an oyun girişimleri tarafında ne tür eksikler ve hatalar görüyorsunuz? Hata demeyeyim ama tabii ki yani yapılan, tekrarlanan, tekrar tekrar yapılan işlerde bizi zora sokan şeyler ne onu söyleyeyim. Bir kere bir çok fikir aşamasında olan ama buna yönelik hiçbir hazırlığı olmayan oyun girişimcileri var. En azından bir somut bir plan koymak lazım. Somut bir planı dahi olmayan arkadaşlar var. İkincisi bizim gördüğümüz aynen yatırımcılarda söylediğim sabırsızlık bazen oyun girişimcilerinde de var. Onlar da bir an evvel bir yatırım alıp belli bir değere ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu çok doğru, haklı ama en azından bir şeyleri başarmak gerekiyor. Sebat etmek gerekiyor o değere ulaşıncaya kadar. Üçüncüsü, şöyle diyeyim, nasıl ifade edeceğimi düşünüyorum bunu. Yanlış yatırım almış olan girişimciler var. Buna yatırımcı seçmek de diyebilir miyiz? Çok net, çok net öyle diyebiliriz. Yani bir yatırım, yani şöyle söyleyeyim. Büyük bir fon, bunu Weplay için söylemiyorum. Siz diyelim ki büyüdünüz. 30-40 milyon dolara geldiniz yaptığınız işlerle ve büyük bir fona çıkmak istiyorsunuz. Ve değerinizi 200-300 milyon dolara çıkmak istiyorsunuz. İlk baktıkları şey tabii ki iş güç ama ikinci baktıkları şey de cap table. Sizin ortak yapınıza da muhakkak bakıyorlar. Dolayısıyla sizin oyun sektörüyle ne kadar alakalı, sizin işinizi ne kadar ileri götürecek insanları katabilirseniz işin içine o kadar sizin şirketiniz bu ikinci, üçüncü adımları daha rahatlıkla atabilir. Ben yine kendim yaşadığım bazı sorunlardan hareketle söylüyorum. Mesela bizim görüyoruz ki tabii ki ilk aşamada aileden ve arkadaşlardan toplanan, alınan ilk yatırımlarla yola çıkılabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama sonrasında eğer siz oyun sektörüyle hiç alakası olmayan, sadece elinde parası olduğu için ve tabii ki son 2-3 yılda oyun sektöründe yapılmış olan exitler kulağa çok güzel geldiği için bu tarafta olmak isteyen kişilerle eğer yatırım alırlarsa bu kısa sürede belki bazı işleri çözer ama uzun vadede bu sıkıntı yaratabilir. Yani %100 sıkıntı yaratır diyemem. Yaratmaya da bilir ama yaratabilir. Çünkü niye? İşte bir, o arkadaşlar olabildiğince hızlı sonuç almak istiyorlar. Siz 2-3 yıl boyunca eğer bir başarılı oyun yapamadıysanız bu size sonuçunda bazı şeyleri değiştirmenizi gerektirebilir. Bu da sizi üzer daha sonra. Bu bence önemli. Bu yanlış yatırımcı seçtiği için batan girişimler de olabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Bu bütün girişimler için geçerli. Hangi sektörde iş yapıyorsanız o sektöre aşina olan insanların oraya yatırım yapması yani tabii ki çok iyi %100 bilsin demiyorum ama en azından dinamiklerini bilen, işte ne zaman bir ürün süreci ne kadardır, ne kadar da bir ürün çıkarı bilen kişilerin burada olması her zaman değer katar. Aslında burada şöyle bir durum var. Bizim kültürümüzde yaptığımız yatırımlardan hızlı sonuç almayı seviyoruz. Dolayısıyla bu yatırımcılar, bu parası olan kitle girişimlere yatırım yaptığında da hızlı sonuç bekleyebiliyorlar. Aynen öyle. Zaten tam olarak söylemek istediğim o. Bir son nokta da, şimdi tabii yine bu yapılmış olan exitlerin verdiği cesaretle bazı oyun girişimlerinde şunu hissediyoruz. Güzel bir fikir var. Ekip 2-3 kişi. Ve yola çıkılmış, peki ne kadar değerlendirdiniz siz kendinizi? 5 milyon dolar. Yani peki neye göre 5 milyon dolar değerledik? Peak 1.8 milyar dolar ya. Yani biz bu arada şey planı da var. Yani business plan da var. Ve orada bir gelire ulaşacaklarını düşünmüşler. Biz bu gelire ulaşacağız. Şu kadar çarpan koyduk ve 5 milyon dolar. Tamam okey ama bu çok büyük bir hayal. Yani hayal satıyorsunuz. Bu başarılı da olabilir. Fakat bu işin değeri şu an 5 milyon dolar değil. Yani bunu bu arkadaşlara anlatmakla biraz mesai harcıyoruz şu anda biz. Çünkü benim önüme çıkan son yaptığım 10 görüşmede değerlemeler çok yüksek. Ters gideceğine de hazır olmak lazım fikrin. Çünkü bu zaman eğer ters giderse paniklersiniz eğer buna hazırlıklı olmazsanız. Yani tabii ki fikrinize inanmalısınız ve başarılı olması için var gücünüzle çalışmalısınız ama baktığınız zaman yolda, yol haritanız içerisinde aksaklıklara karşın bir BCD planlarınız da olması lazım. Biz her şey, bazen de kolup kesip atmak denen bir tabir vardır. Belki de çalıştığınız product yanlış. Hani bir süre sonra bu fikrin yanlış olduğunu kabul edip bundan vazgeçebilecek güce de sahip olmanız lazım. Bu girişimciliğin bence en önemli özelliği. Yoksa o zarar edecek ürün üstünde ne kadar çalışırsanız o kadar fazla para kaybedersiniz. Ama
değerine değer, yani fazla değerleme bence sektörün şu anki en önemli sıkıntısı. Bunu biz yatırımcı gruplarla da konuşuyoruz. Birçok grup hep aynı şeyi dile getirmeye başladı. Bizim yaptığımız toplantılarda konuşuluyor. Diyorlar ki abi oturduk bir toplantı yaptık. Yani fikir tamam güzel olabilir. Hakikaten olabilir. Ama 5 milyon dolar diyorlar. Yani 5 milyon dolar iyi bir rakam. Özellikle bir çıktınız olması lazım. En azından bir şeyler olması lazım ki 5 milyon dolar değerlemek lazım. Yani fonlar işte burada problem yaşıyorlar yatırım yapmak için. Niye? Çünkü fon dediğiniz zaman bir işe yatırım yapmak için bir due diligence'ı var. Ve o süreç kolay bir süreç değil. Bu yüksek yatırımlar fonların buraya ya da yatırımcıların değil, kurumsal yatırımcıların diyeyim, bir tek fonların demeyeyim, yatırım yapmalarını çok zorlaştırıyor. İnanın peak'e 1 milyar dolar olmadan 200-300 milyon dolarken peak'e girmek, 5 milyon dolarken hiçbir şey olmayan bir yere girmekten daha kolay. Çünkü 200-300 milyon dolarlık peak'i yakalarken siz peak'in yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu değeri masa üstünde, kağıt üstünde görüyorsunuz. Ve yaptıkları ciroyu, potansiyellerini değerlendirerek giriyorsunuz. Ama diğer tarafta masada bir hiç var, bir fikir var. Ve sunum var, güzel resimler var. Tamam okey ama 5 milyon dolardan buraya girmek çok doğru değil. Girişimcilerle görüşüyorsunuz ve size geliyorlar bir şekilde sunum yapıyorlar. O sunumlarında ne tür eksiklikler görüyorsunuz ya da görmek istediğiniz neyi göremiyorsunuz? Aslında son zamanlarda sunum kaliteleri çok yükseldi. Ben son yaptığım 5-6 görüşmede çok güzel sunumlara denk geldim. Bence ya bizim girişimciler de çok güzel sunumlar izlemişler ya da öğrendik artık biz bu işi hep beraber. Sunumlarda eksikler çok az. Ben bir sunumda neyi görmek isterim? Somut bir kere bir ekip yapısını, organizasyon yapısını, şu an yoksa bile kafalarındaki organizasyon yapısını, değerlemenin neden o değerleme olduğunu, yani değerleme orada bir rakam yazıyor ama neden, neye dayanarak bu değerleme çıktı ve o değerleme üzerinden yapmış oldukları yatırımın nerelere kullanılacağı esasında bunlar olduktan sonra gerisi lafı güzel, yani gerisi süsleme. Nasıl süslerseniz o kadar hoş gözükür. Ama bizim dikkat ettiğimiz sunumda neler, bizim esas ilgimizi çeken bu şeyler, bu maddeler. Öyle söyleyeyim. Ve dediğim gibi Türk girişimcileri şu anda sunum konusunda çok eksik görmüyorum, iyi görüyorum yani. Ya da bize öyle denk geldi. Oyun girişimciliğine soyunmuş ekipler hangi aşamada yatırım aramalı ya da hangi aşamada sizin kapınızı çalmalı Vplay Ventures olarak? Şimdi tabii Vplay için konuşuyorsak, Vplay'i her an kapısını çalabilirler. Çünkü... Ya fikrim var dese de kapıyı çalabilir mi? Çalabilir. Çalabilir. Çünkü neden? Şimdi normal bir fon yatırım şirketi ya da bir venture capital şuna bakar. Tabii ki daha profesyonel, yani bir şirketin var mı? Şirketin sermayesinin ne kadar ödenmiş? Ekip var mı? Ortada bir product var mı? Bunların tamamına bakar. Fakat Vplay zaten kurulma amacı olarak daha erken aşama bir yatırım yapacak. Dolayısıyla burada bir şirket dahi aranmıyor Vplay'in yatırım yapabilmesi için. Biz sadece şuna bakıyoruz. Bir plan var mı? Bir ekip hazırlığı var mı? Ve bu ekip yani hayata geçerse bu bize anlatılan fikri yapabilir mi? Bir de bu fikir iyi bir fikir mi? Biz buna bakıyoruz. Bir şirket yok. Tamam okey. Biz Vplay olarak bunun kurulmasına zaten yardımcı oluyoruz. Esasında oyun girişimcilerinin odaklarının kaydığı bir şey de bu. Şimdi product'tan odaklarını ayırıyorlar. Şirket, muhasebe, vergi, hukuk, avukat. Yani sen ne kadar product'a odaklanırsan, ne kadar odağın product'ta kalırsa o kadar iyi bir product çıkar ortaya. Dolayısıyla Vplay olarak biz diyoruz ki biz senin üstündeki bu yükleri alalım. Bunları bizim ekiplerimiz halletsin. Sen ürüne odaklan. Sen ürüne odaklandığın sürece daha iyi bir ürün çıkar bize diyoruz. Bu Vplay için. Ne zaman yatırım aramalı? Diyelim ki bir oyun girişimi, şirketi var, ekibi hazır, üretim süreçleri devam ediyor. Ne zaman? Paraları bitmeden. Çünkü şöyle, para bittiği zaman çok yanlış kararlar alabilirsiniz. Sizin burada iyi bir planınız olmalı. Ve bu plan nedir? Yani tabii ki ürünle ilgili plan var. Bir de parayla, finansal bir plan olmalı. Ayda ne kadar yaktığınızı bilmelisiniz ve sizin elinizdeki paranın sizi ne kadar götüreceğini bilmelisiniz. Ona göre plan yapmalısınız. Yoksa diyelim ki sizin kasadaki paranız bitti ya da bitmeye 2 ay kaldı. Eğer yatırım aramaya çıkarsanız
Olacak olan şu, o 2 ayda yatırımı bulmanız size piyango çıkmasıyla aynı şey. Piyango bulmanızla. Paranız bitecek. Şey de olabiliyor bu arada, bazı girişimler bir anda, yani erken aşamalarda %51'ini de verebiliyor. Tabii, işte o da büyük bir hata. İşte o neden, yani ben de bütün arkadaşlara bunu söylüyorum. O zaman emeklerine yazık. Yani ya da şu var, bana eğer bir stüdyo ben %51'imi veririm diyorsa ben şüpheyle yaklaşıyorum. Demek ki diyorum bunlar işe çok inanmıyorlar. Kısa yoldan exit peşindeler diye düşünüyorum. Çünkü ben inandığım bir fikre niye %51'ini vereyim? Ben hesabımı yaparım. Benim 10 lira ihtiyacım var. Okey. O 10 lirayı tabii ki değerine de bakarak yaptığım işin o 10 lirayı almaya çalışırım. Benim için en önemli şey bir stüdyonun bizim yapmak istediğimiz de kesinlikle daha fazla yüzde ele geçirmek değil Viplay olarak. Oradaki stüdyoyu kuran insanların hakkaniyetle ellerinde tuttukları hisseyi değerlendirmek bizim amacımız. Dolayısıyla Viplay olarak biz maksimum %20'ler konuşuyoruz. Maksimum. Ve %5'ten başlayan ticket size'larla konuşuyoruz. Yani 5 ile 20 arasında bir değerlendirme yapıyoruz. Bana göre oyunu kuran, şirketi kuran girişimcilerin doğru bir finansal planlama yapmaları, paraları tam bitmeden yatırım aramaya başlamaları, doğru değerleme yapmaları ve sadece ihtiyaçları kadar para raise etmeleri gerekir. Bu ihtiyaçtan fazla raise etmek daha fazla hisse vermek anlamına geliyor. Sizi bir sonraki adıma götürecek rakamı iyi hesaplayıp, doğru hesaplayıp o kadar yatırımı almak yeterli. Daha fazlasında şey yapmasınlar. Çünkü bu bir sonraki turda daha değerli bir şirketi daha az hissesine sahip olmaları anlamına gelecek. Peki sizin Viplay olarak bu önümüzdeki dönemlerdeki planlarınız ne? Yani kaç girişime yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Şu anki fon büyüklüğünüz ne? Biz 20 milyon TL ile ilk olarak yatırım yapmaya başlıyoruz oyun stüdyolarına. Amacımız 6 ay içerisinde ve en az 5-6 tane oyun stüdyosuna yatırım yapmak 6 ay içerisinde. Ve bu eğer kafamızda planladığımız yatırımları yapabilirsek amacımız 3 yıl içerisinde yaklaşık 30 tane oyun stüdyosuna yapacağımız ilave yatırımlarla 100 milyon TL değerinde bir yatırım yapmak. Plan bu. Devam, yani ilave yatırımlarla 100 milyon TL gibi bir yatırım yapacağımızı düşünüyoruz. Tabii bu bugünkü plan. Esasında şunu göreceğiz biz de. Yatırım yaptıkça biz buradaki şirketlerin çok daha da, yani günler geçtikçe Türkiye'de bu işin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Hem oyun sektörünün hem oyun sektörünün temsil ettiği pastanın. Dolayısıyla biz Viplay olarak bu yatırımları yaparken esasında daha büyük yatırımlar alarak biz de yatırım büyüklüğümüzü daha da arttırabiliriz. Bunu biraz yolda göreceğiz. Tabii burada en önemli iş bizlerle, bizim yapacağımız işle beraber oyun stüdyolarına düşüyor. Tabii orada bizim yatırım yaptığımız oyun stüdyoları da ne kadar büyüyecekler, nerelere gelecekler, bizden sonraki fon yatırım turlarında neler olacak, bunu hep beraber göreceğiz. Ama biz çok heyecanlıyız ve birçok mutluyuz da. Çünkü inandığımız bir sektör, inandığımız bir alan. Özellikle de bu gençlerle çalışmak çok bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla biz 3 yıl içinde çok ciddi ses getirecek, belki de Türkiye'den çıkacak bir sonraki unicorn'un hazırlıklarını yapabiliyor olacağız. Onun için heyecanla çalışıyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Oyun girişimlerinin globalleşmesi noktasında bir destek veriyor musunuz? Veya burada hani girişimci geldi, siz girişimciye yatırımı yaptınız. Yani girişimciyi ondan sonraki süreçte ne bekliyor? Şöyle, biz bir kere Viplay olarak kesinlikle öncelikle Türkiye'de oluşmuş olan oyun stüdyolarına yatırım yapacağız. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şu, Türkiye'de yatırım yapacağımız girişimcileri büyütmek, hazırlamak ve sonraki turlara hazırlamak, sonraki turlara onları açık hale getirmek. Sonraki turlardan kastımız tabii ki hem Türk hem de global fonlar. Dolayısıyla bizim orada muhakkak ki yatırım yaptığımız girişimcilerin unicorn olmasını istiyorsak zaten uluslararası açılışı yapabiliyor olmaları gerekiyor. Bizim o tarafta da çok ciddi bir novamız var. Özellikle uluslararası oyun fonları ile ilişkilerimiz, yatırım fonları ile ilişkilerimiz mevcut. Oyun şirketleriyle de ilişkilerimiz mevcut. Bu tarafta tamamen planımız, yol haritamız bu şekilde. Yani yatırım yaptığımız şirketleri uluslararası büyüklükte oyun şirketleri haline getirmek amacıyla yola çıkıyoruz. Oyun girişimciliği son zamanların çok hızla yükselen bir alanı. Henüz
aileler buna inanmadı mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya şimdi şöyle, çok değişik bir soru. Yani bu e-spor için de aynı şeyleri konuşuyoruz biz bugünlerde. İşte yani bundan inanın 30 yıl evvel de futbol için aynı şey konuşuluyordu. Hani kimse evladının futbolcu olmasını istemezdi. Benim babam futbol oynuyormuş. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları transfer etmek istemiş. Dedem kovalamış yöneticileri. Benim oğlum okuyacak, doktor olacak diye. Hani bundan 5-6 yıl evvel futbol ekonomisinin ulaştığı nokta artık insanların çocuklarının ellerinden tutarak takımlara götürdükleri, hani benim oğlum da futbolcu olsun, kızım da sporcu olsun dedikleri bir yöne geldi. Esasında oyunlar da öyle. Yani bundan 4-5 yıl evveline kadar oyun başında oynayan, oturan çocukların asosyal ve işte problemli olarak ele alındıklarını düşünürse, günümüzün milyar dolar sahibi oyun stüdyolarını ya da milyon dolarlar kazanan e-sporcularını gördüğümüz zaman bunun o kadar da kötü bir şey olmadığını farkına varıyoruz. Tabii ki burada şu çok önemli, potansiyel. Yani insanların kendi potansiyellerinin farkına varmaları ve bu potansiyelleri varsa da o potansiyeli sonuna kadar kullanmaları, hatta biraz da esneterek uzatmalarını, büyütmeleri çok önemli. Siz eğer kendinizde, aileler için söylüyorum tabii bunu, çocuğunuzda eğer bu potansiyeli görüyorsanız bunu nasıl desteklerimi düşünmeleri gerekir. Bir de şu kısmı var işin, bir e-spor oyuncusu olma kısmı var, oyun girişimcisi olup o oyunu yazma kısmı var. Tabii. Yani bir tek o da yok ki. Oyun sektöründe o kadar farklı alanlar var ki artık. Sadece oyun, bakın siz, bugün sizde bu röportajı Gamer Arena ofisinden yapıyoruz. Gamer Arena'da yani oyun yazılan bir oyunda değil, e-spor yaptığınız bir şeydi. Yani bir platform. Dolayısıyla yan dalları çok büyüdü bu oyun sektörünün. Sizin bu alana ilgi duyan bir insanın neresinde olacağını seçebileceği çok alan var. Onun için önemli olan o potansiyeli keşfetmek. O potansiyeli keşfettikten sonra nasıl büyütürüz'e bakmaları gerekiyor. Oyun yazma fikri, ben bu mesela şey bir anımdır. Ben Riot Games'e ilk girdiğimde ilk görev yaptığım offline etkinlikte bir tane anne geldi. İşte çocuğunu takip etmiş, çocuğu gizli gizli gelmiş etkinliğe. İşte buranın yetkilisi kim dedi. Dediler ki abi böyle böyle biri var. Ben de daha işe yeni girmişim yani. İki ay olmuş. Gittim, buyurun hanımefendi dedim. Dedi ki benim dedi çocuğum işte dedi haylaz, işsiz, güçsüz. Bütün dedi işi şu falan, oyunlar falan. Dedim buyurun. Tabii çok da sinirli bir teyze. Bir kahve ikram ettik, oturduk, konuştuk falan. Ben sormaya başladım. Yani çocuğunuz ne yapıyor? Çocuğu lisede. Ve kod yazıyormuş. Lisede kod yazıyor çocuk. Ama teyzeye göre işsiz, güçsüz. Ben lisedeyken top oynuyordum en fazla. Ve ne yapacağımı da bilmiyordum. Hiçbir fikrim de yoktu. Hayat biraz yönlendirdi. Ama lisede kod yazdığını gördüğüm zaman ben çocukların çok mutlu oluyorum. Ve o zaman biraz konuştuk. Ve çok değişik hislerle oradan ayrıldı o teyze o zaman. Dolayısıyla çocuğu dinlemek, yeteneklerini tespit etmek ve o yetenekleri nasıl destekleyeceklerini anlamaları lazım. Çocukların da, yani girişimcilerin de, çocuk demeyeyim, kendilerinde eğer bu potansiyele gerçekten inanıyorlarsa anne ve babalarını ve büyüklerini ikna etmenin yolunu da muhakkak bulurlar. Zaten girişimciliğin bir yönü de ikna etmek. Dolayısıyla öncelikle kendi anne babalarını ikna edecekler ki yatırımcıyı sonra ikna edebilsin. Dolayısıyla bu da bir test esasında belki de. Bora Bey çok teşekkürler e-girişime konuk olduğunuz için. Böyle kapanış yapmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Ya ben çok heyecanlıyım. Uzun süredir bu kadar heyecan duymamıştım. Yeni başlayan oyun stüdyolarıyla konuşmak gerçekten bana da bir dinamizm kattı. İnşallah bundan bir 5-6 ay sonra biz de en azından bir 6-7 tane stüdyo yatırım yaptığımızda tekrar konuşabilirsek, belki Türkiye'den işte o unicorn sorusu vardı ya senin sorduğun, ne zaman çıkar, neden var mı diye, belki isim telaffuz edebileceğim, belki bir zaman verebileceğimiz bir günler yaşarız. O nedenle biz çok hızlı çalışmaya başladık. İnşallah kısa sürede de destek olmaya çalıştığımız girişimcilerin daha iyi yerlere geleceğini görmeyi umut ediyoruz. Biz şöyle söyleyeyim, oyun sektörüne girmeye azmetmiş, fikirlerine güvenen, fikir aşamasına dahi olabilir. Yani şirketleşmesine hiç gerek yok. Tüm oyun girişimcilerinin bizlere ulaşmasını ve bizim ekiplerimizle bir araya gelmesini tavsiye ediyorum. Bunun için de weplayventures.com adresinden bize ulaşabilirler, fikirlerini anlatabilirler.
Eğer biz de o fikirlere inanırsak inşallah hep beraber el ele omuz omuza çok daha iyi yerlere de getirebileceğimizi düşünüyoruz.